bir olsun Türkiye'm, yine bahar gelecek, yemin olsun Türkiye'm. Balonlarım var, baloncu. La balonların içinde görünmüyorsun ya. Adam balonların içinde görünür mü? Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim valla. Siz nasılsınız? Allah çok şükür. İyisiniz. Siz olma, çok şükür. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Siz balon satıyorsun ha? Mutlu da gördüm sizi. He, tabii. Her yerde varız. Aynen öyle, ya her yerde. Ya şunu yanımızda varız. Götür şeye, şu tarafa ha. Götürek. Mutlu da birlikteydik değil mi? Evet, aynen öyle. Mutlu her yerde görüştüm. Karşıma çıkıyorsun sen. Neden acaba ya? Baloncuyuz ve sıvacıyız. Öyle mi? Tabii. Balon ve sıva. Festival. Festivalci. Balon ve festivalci. Festivalci. O zaman güzelim. Nasıl? Birçok festivale gidiyorsun. Burayı nasıl gördün? Güzel. Güzel değil mi? Sakin bir yer. Kente göre güzel değil çok mi? İsmin ne senin? İzzet. İzzet. İzzet buralı mısın? Hayır. Nerelisin? Himmetli. Himmetli. Ama Sayın Beyliğe gelip gidiyorsun değil mi? Hı hı. He? Net okuyor mu? Evet. Dersler nasıl? İyi. Güzel mi? Hı hı. He? Ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Öğretmen olmak istiyorsun. Çocukları çok seviyorsun o zaman öyle mi? Evet. He? İzzet, festivali nasıl gördün? Güzel mi? Evet, iyi. En çok sevdiğin öğretmenin ismi? Evet. Adem. Adem öğretmenine selam söyle hadi. El salla. El sallıyor. Hey Adem öğretmenin hadi kendine iyi bak. Bunun içinde ne var? Kiraz var mı? Lokum var, lokum. Ya adam kiraz kur kardeşim. Sen kiraz olmadı benim. Öyle mi? Kirazları soğuk kurdu. İçinde lokum var sevgili izleyiciler. Sayın Beyli Geleneksel Kiraz Festivali'ne hoş geldiniz. İçinde lokum. Peki ben sana lokum vereyim. Bir tane de sana vereyim. İçinde var mı yok mu bilmiyorum. Kameraman sonra yesin o zaman. At şu bastonu elinde eski yiğitlerdensin. Versene bir bana şunu. Yok atamam. Ya ver bir bana. Ya versene bir. Sevgili izleyiciler bakın bastonu elinden aldım. Şimdi kalk ayağa. Kalktım. Hadi kalk hadi. Yiğit adam. Bravo. Kalktım. Bravo yiğit adam. Helal olsun. İsmin senin? Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey buralı mısın? Buralıyım. Nasıl bu sene festival nasıl? Çok güzel. Sayın Beyliği seviyor musun? Severim. Kiraz yok diyorlar kiraz. Dolu kiraz. Dolu mu? Dolu. Valla bunun ambarında kiraz varmış sevgili izleyiciler. Ambarına ben koşayım. Doğru. Kiraz yok diyorlar. Var mı kiraz? Var. Yok? Var değil mi? Ha, var. Çok şükür he. Elhamdülillah. Çok iyi bu sene. Bu sene iyi mi? İyi. Peki festivalde nasıl değerlendiriyorsun böyle? Farklı bir şeyin olmasını istiyor musun? İsterim. Mesela ne istersin? Her şey isterim. Sen çıksan sahneye de bastondan sağa sola böyle şey yapsan. Sallarım. He? Sallarım. Sallar mısın? Bu sallayıcı sevgili izleyiciler. Hasan Altun ile Gündüz Gece programındasın. Şöyle güzelce yere bir bak bakalım sen bir. Öyle mi? Evet. İnşallah seçilir. Kiraz güzeli güzeldi. Olur inşallah. Sizi tanıyalım efendim. Ben Sultan Yılmaz. Festivale gezmeye geldik. Adana'dan geldik. Öyle İlk mi? Defa gelişim benim Sayın Bey'le. İlk defa geliyorsunuz. Sayın Bey'i ilk defa görüyorum. Maalesef. Evet. İlk defa görüyorum. Çok güzel bir yer. Yemyeşil havası çok güzel. Yalnız bu yıl hiç kiraz yok. Kiraz yok değil mi? Yok olduk. Bir tane bile yiyemedik. Biz sabahtan geldik. Bir tane bile kiraz yemedik. Valla protokolde kürsünün arkasına yığmışlardı. Maalesef. Ben tabii bilseydim götürün yani bence. Kaçırın biraz. Değil mi? Daha güzel olur. En azından üç tane kiraz yerdiniz. Peki siz burada bir şelale var. Oraya gittiniz mi? Gittik. Evet gittik. Çok güzel. Çok temiz, çok beğendik. Evet, yani çevrede yukarıda kilise var, kiliseye gittik. Yolları çok güzel, mutlaka siz de gidin eğer gitmediyseniz. Orayı da gezdik, şelaleye de gittik. Çok güzel, yemyeşil, beğendik. Evet, bakımlı, çok bakımlı. Evet, yolları çok güzel. Tabii ki, ben ilk defa diyorum geldim. Tesadüfen gittik şelaleye de. Tesadüfen, yolları biraz dar ama görülmesi gereken yerler. Çok güzel. Siz tanıyalım efendim. Ben de Adana'dan geldim. Adanalı. Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Bir daha sen söyle. Allah'ın adamıyız. Ha, adamıyız. Sen mi? Evet. Sen ne de yapalım? Ben Nil. Soyadım Yılmaz. İsmin? İsmin ne? Nil. Nil. Evet. Nil ne olmak istiyorsun? Okuyor musun? İlkokul 3. sınıfa gidiyorum. Ben doktor olacağım. İnşallah. Sağlıkta problem var demek sen çözeceksin inşallah. Tamam mı? Hadi şöyle bak bakalım kameraya el salla. Seni tanıyalım ismin? Zeynep. Senin ismin? Rabia. Rabia. Buralı mısın? Sayın Beyli misin? Yok. Nereden geliyorsun?
Mersin'den geliyorum. Mersin'de sen? Adana. Adana, Mersin. Adana yollarında, öyle mi? Mersin. Peki, şimdi bugün mü geldiniz? Evet, bugün geldik. Gezmeye mi geldiniz? Gezmeye geldik. Nasıl, beğeniyor musunuz? Çok sayın? Beğeniyoruz. Çok güzel değil mi? Evet. Şelaleye de gittiniz mi? Gideceğiz yarın. Yarın şelaleye de mi gideceksiniz, evet, öyle mi? Peki, okuyor musunuz? Evet. Dersler nasıl? İyi. İkisi aynı anda çok güzel. Peki, sen okuduğunda ne olmak istiyorsun? Öğretmen olmak istiyorum. Sen? Hemşire. Hemşire öğretmen, öyle mi? Evet. Hadi bakalım o zaman, inşallah sen hemşire, o öğretmen olur, öyle mi? İkiniz de gelecek nesillere örnek olursunuz, tamam mı? Tamam. Hadi kendinize iyi bakın, hadi yolcu ediyorsunuz. Hadi bakalım. Olarak, kiraz olarak hedefine ulaşılmadı ama festival olarak hedefe ulaşmaya çalışıyorsunuz. Evet, evet. Peki bu yıl ilk yılınız. Evet. Size hiç kimse bir şey soramaz. Gelecek dönemlerde, evet, herkes bir şey sorar. Evet. Fakat kendinizi yetiştirmişsiniz. Toplum için daha önce de fedakarlıklar yapmışsınız. Sizin hedeflerinizde ne var? Sayın Beyli nasıl olmalı diye düşündüğümüzde sizce nasıl olmalı Sayın Beyli? Benim hedeflerimde Sayın Beyli nasıl olmalı derseniz, benim hedefimde Sayın Beyli göçü vermemeli öncelikle. Sayın Beyli şu anda Adana'nın en küçük ilçesi durumuna düşmüş şekilde. 16.600 nüfusu var. Bunu önlemenin yollarını aramalıyız ve ben bunun önlemenin yollarını arıyorum. Birinci önceliğim, konuşmamda da belirttim, üniversiteyi getirebilmek buraya. Çok güzel. Arkasından işte hastanemiz yapılacak, 10 yataklı, yine Sayın Vekilimiz de burada ifade ettiler. Çok teşekkür güzel ettik kendisine. Sayın Valim her konuda destek vereceğini söyledi. Yani Sayın Beyli de insanların çalışabilecekleri, iş bulabilecekleri imkanları sağlayacak alanları düşünüyoruz. En büyük hedefim o. Öncelikle seçildikten sonra da hep şunu söyledim. Bir siyasi partinin başkanı değil, artık Sayın Beyli'nin belediye başkanı olarak gazete çıkarttık. Çekmeceye koydunuz. Ben bundan sonra kendimi Sayın Beyli'ye atfediyorum. Aynen, aynen öyle. İşte inşallah dediğim gibi iş sahalarını genişletebilirsek, şu kirazımız Sayın Beyli'de her sene 1200-1300 ton olurken bu sene herhalde çok bir az, 50 ton falan olacak. Yani evet, çok az. Yani nokta kadar, nokta evet kadar. İnşallah diyorum seneye bu 1200-1300 rekolte tonlardaki kirazları bulursak daha kapsamlı, daha güzel yapmayı düşünüyorum festivalimizi. Tabii bizim ilk festivalimiz, ilk yılımız. Daha 3 aylık bir belediye başkanıyız. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Olmamışsak da halkımız bize affetsin artık diyelim. Sizden soru sorayım. Hüseyin Sözlü. Çoğu insana sorduğumda adam diyor ki ben farklı parti diye oy verdim ama Hüseyin Sözlü diye ben kendime oy verdim diyor. Farklı bir düşünceye aittim, Hüseyin Sözlü'ye oy verdim. Sonra da sorduğumuzda diyorum ki peki memnun musunuz diyorum. Çok memnun. Ben oy vermedim ama çok memnunum diyor. Şimdi şöyle baktığımızda Hüseyin Sözlü Çukurova için herhalde bir şans mı oldu? Öyle bir şey mi? İşte 30 Mart yerel seçimlerinde. Tabii bu ekip meselesi bir de. Bugün Sayın Beyli, Sayın Beyli'deydi, Adana'nın ilçesi. Sizin de gördüğünüz gibi festivalde görüntüler gösterdik. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü burayı şereflendirdi. Ayrıca vali vardı, milletvekilleri ve çevrenin tüm belediye başkanları, hiç siyaset ayrıtmaksızın hepsi Sayın Beyli'deydi. Ve biz Sayın Beyli'de şelaleyi çektik, insanlarla röportajlar yaptık. Şu anda anıt dayız. Tepede duran bir anıt. Evet. Önce Sayın Bey'in kendisinin ve çevresinin tarihsel yapısını anlatalım size. Çok nereden başlıyor, nereye kadar geliyoruz? Ondan sonra kalenin adına geliriz bilahare. Sayın Bey'li Roma kaynaklarında adı geçen bir kent. Ama ilk adı Badima olarak geçiyor. Daha sonra Bizans döneminde Mazotix diye geçiyor. Ve daha sonra
Bu bölgede Ermeni nüfusu çoğunluğu fazlalaşmaya başlayınca kentin adı Haçin olarak devam ediyor. 19. yüzyıla kadar burası Haçin olarak devam ediyor. Kurtuluş Savaşı'nda 1920'deki olaylardan sonra bu bölgenin adı bir kararla Saim Beyli ilçesi oluyor. Burada kahramanlık gösteren yüzbaşı Saim Bey'in adı buraya veriliyor. Kara Kilise deniyor aslında şu an olduğumuz mevkiye. Kara Kilise demesinin burası yanmış bir yer. Kale Kilise deniyor buraya. Bir kale yapısı var. Kale yapısının içerisinde de bir kilise yapısı var. Şu an bulunduğumuz yer tam kilisenin merkezi ve kalenin orta noktasındayız biz. Evet. Etrafta aslında Saim Beyliği'nin etrafında bu gördüğümüz alan içerisinde değil de etrafta İtit yerleşimleri, Roma yerleşimleri, Bizans yerleşimleri mevcut. Osmanlı'dan da kalan ufak tefek taş köprüler var ama bunlar Ermeni ustaların yaptıkları taş köprüler daha çok. Bölgenin ihtiyacı için yapılan yerler. Sadece kale değil bu bölgede. Önemli olan Saim Beyliği içerisinde bir manastır var. Bu manastır bölgedeki çok ciddi ve etken bir manastır. Sanki gölgede kalmış ama etkinliği fazla yetiştirdiği insan sayısı olarak da değerli bir manastır. Bir kızlar ağamız var burada. Son yıllara kadar her şeyle ayakta olan bir kızlar ağamız var. Kumaş fabrikası var. Türkiye'nin Amerikan Koleji'nin olduğu üçüncü kenttir burası. Böyle bir kenttir. Bir daha tekrarlayalım bunu. Çünkü evet. Amerikan Koleji... 1800'lü yıllarda Amerikalıların Osmanlı içerisinde kurdukları üç tane kolejden bir tanesi Saim Beyliği'dir. Şu gördüğünüz bu kilisenin olduğu alan aslında ahşap çatısı var. O ayak ahşap ayaktan oturduğu zemindir. Sağlam olsun diye. Aynısından... Bunu bu da, da var. Görebilirsiniz. Evet. Sanki çocuk mezarlığı gibi bir şey bizim aklımıza o geliyor. Çatı yüksek olduğu için burada ahşap ayağın oturup sağa sola kayması için yapılmış yerdir burası. Mezarlarımız daha ileridedir. Evet. Oraları da gösterelim. Evet. Dolaşalım. Tabii. Sarnıç. Sarnıç. Bu sarnıcın zemin hala sağlam duruyor. Maşallah. Ve gördüğünüz gibi su sızmıyor. Evet. Dikkat et. İnanılmaz bir şeydir burası. Yaklaşık işte görebildiğiniz kadarıyla bu zemini biz çok baktık, inceledik. Fakat deforme etmek zor. Bu kadar sağlam yapılmış ki malzemesi. Alt sıvaları da çok, fakat çok tavrip edilmiş burası. Çok yırpalanmış ama zemin çok güzel olarak duruyor ayakta. Burası bir foseptik veya su tahliye kanalı olarak olup şuradan dışarı tahliye yapılmış. Belediye Başkanım, Pozantı Belediye Başkanım, Sarıçam ve Karahisarlı Belediye Başkanımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 24.sünde bir araya geldiğimiz Kiraz Festivali münasebetiyle değerli bir sanatçımızı da Sayın Beyli'de misafir ettik. Ben Kiraz Festivalimizde bu kültür etkinliğinde teşriflerinden dolayı değerli sanatçımız Orhan Hakalmaz Bey'e ve bu festivali varlığıyla şereflendirerek anlamlandıran siz değerli hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve inşallah önümüzdeki zaman diliminde yeni bir dönemde göreve başladık. Sayın Beyli'nin kirası daha da fark edilir olacak. Ve yine Sayın Beyli'de her yıl 1200 ton civarında kiraz üretiliyordu. Bu yıl ilkbaharın son donları. Ben ziraat mühendisiyim. Tehlikeli don iki tanedir. Birisi İlkbaharın son donlarıdır. Onlar meyvelere çiçek döneminde zarar verir. Bir tanesi de sonbaharın ilk donlarıdır. Yani kışa girmeden önce vuran ilk dondur sonbaharda. Onlar da dalındaki meyvelere zarar verir. Bu don çiçeklere zarar verir ve bu sene kiraz mevsiminde ne yazık ki kiraz kıtlığı çekiyoruz. Ama kiraza verdiğimiz önemden dolayı bu yıl çok kirazımız olmasa da kiraza hürmetimiz, rızkımıza, emeğimize hürmetimizden dolayı yine festivalimizde bir aradayız. İnşallah
Biz bu 1200 tonluk rekolteyi önümüzdeki dönemlerde inşallah Sayın Beyli'de 5000 tona çıkaracağız Allah'ın izniyle. Sayın Beyli'de kiraz yetiştiricilerine kiraz fidanlarını dağıtacağız. Sulama imkanı, su imkanı olup da sulama imkanı olmayan yerlerde sulama tesisleri, elektrikli pompaj tesisleri kurarak Sayın Beyli'nin kalkınmasına hizmet edeceğiz. Ve kiraz festivalleri inşallah gelecek dönemde daha büyük olacak. Kirazdan sonra bir şeye daha değinerek fazla zaman almayacağım. Çünkü değerli bir sanatçının sözünü kesmek çok, programını kesmek çok nazikçe olmadı. Ben hem sizlerden hem de değerli sanatçımızdan özür diliyorum. Ama hakikaten Orhan Kalmaz Bey türkü Türkiye aittir dedi. Ve bu yaşadığımız zaman diliminde popüler kültürün böyle çok emperyal bir şekilde tepemize çöktüğü bir zaman diliminde hakikaten türkülerimiz, milli kültürümüzün soluklanma, nefes alma yeri, alanı ya da yegane nefes aldıran değeri ve türkülerimizi diri tutan, türkülerimizi sevdiren, genç nesile türkü sevgisi aşılayan Orhan Kalmaz gibi sanatçılarımıza da milliyetçi bir vatan evladı olarak harbiden böyle bu beylik laf falan değil, güzel laf olsun diye söylemiyorum. Hep kendimi müteşekkir ve minnettar hissediyorum. Çünkü onlar olmazsa Türkçe söyleyenler, Türkçe söyleyip de Türkçeyi sevdirip, Türkçeyi diri tutanlar, Türkçe yazıp, Türk şiirini, Türk romanını, Türk hikayesini sevdirenler olmasa Türkçe dinamik bir şekilde varlığını sürdürmez. Onun için hep hala minnettanmıyor muyuz Yunus Emre'yi, Karacaoğlan'ı, Dadaloğlu'nu? İşte onlar o dönemde ne yaptılarsa Orhan Kalmazlar da bu dönemde onu yapıyorlar. Kendilerine ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Beyliği, Adana'yı şereflendirdiniz. İnşallah gelecek dönemde hem kaymakamımızla hem belediye başkanımızla Sayın Beyliği hizmetimizi sürdüreceğiz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.
tatlı dile güler yüze. Aşkınan bakışan göze, tatlı dile güler yüze. Teşekkür ederim sağ olun. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık.